Merhaba sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar. 28 Eylül 4 Ekim haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili yaylar, yine önemli bir haftadayız. Yine dolunay meydana gelecek. Evet, e, ve dolunay ayın ışığı büyürken üzerimizdeki enerjilerini de tabii ki güçlendiriyor. Bu hafta Mars Koç burcunda retrosunu sürdürüyor. Merkür hafta başından itibaren artık Akrep burcunda ilerlemeye başlayacak. Merkür bu yıl uzun süre Akrep Burcu'nda bir aralığa kadar kalacak. Çünkü son Merkür retrosunu Akrep Burcu'nda yaşayacağız. 12. evinize geçti Merkür. Bu da demek oluyor ki bilinçaltınız daha bir hareketleniyor. Sezgileriniz güçleniyor ve her şeyi özellikle geçmişi belki daha fazla sorgular hale geliyorsunuz. Özellikle 14 Ekim'den itibaren geri harekete başlayınca bu sorgulamalar, geçmişe ait konular, biraz daha takıntılı düşünceler, duygular üzerinizde daha baskılı olabilir, daha fazla dikkat çekebilir. Evet, Satürn Oğlak Burcu'nda bu haftadan itibaren ileri harekete dönüyor ve Mars'la Satürn'ün karesi etkinleşiyor 30 Eylül'de. Hafta geneline yayılan bir etki. sert bir açı, malefik gezegenler, zor gezegenler bunlar ve birbirleriyle çatıştıklarında daha fazla stres yaratıyorlar. E biz de üzerimizde günlük hayatımızda kısıtlamaları, baskıları, engelleri daha fazla hissediyoruz. Hangi alanlarda hissedebilirsiniz bunları? E, genel olarak günlük hayatınızda biraz Parasal konularda bazı böyle engeller hissedebilirsiniz. Böyle bazı kısıtlamalar hissedebilirsiniz. Kendinizi biraz daha zayıf ve güçsüz hissedebilirsiniz. Değiştiremeyeceğiniz konular varsa kendinizi çok zorlamamaya çalışın. Biraz zamanla bırakmakta böyle zamanlarda fayda var sevgili yaylar. Ve 1 Eylül'ü 2 Eylül'e bağlayan gece yarısı 9 derece Koç burcunda dolunay meydana geliyor. Dolunay kendi içinde bir farkındalık yaratıyor. Bir tamamlanma dönemi, bir dönüşüm dönemi aslında ve dolunay sizin 5. evinizde olacak. Aşk hayatınızla ilgili bir farkındalık getirebilir. Ama Şiron'la birleştiği için sanki bazı acılar da var, biraz böyle hayal kırıklıkları olabilir veya arkadaşlarla ilgili, ilişkilerle ilgili, duygusal hayatınızla ilgili biraz yüzleşmeler var. Çocuklarla da ilgili konular aktif. Çocuklar veya çocuklarınızla ilgili bir konu hayatınızda biraz üzerinizde baskı yaratabilir. Mars da şu an Koç burcunda uğraşmanız gerekiyor, biraz mücadele gerekiyor ve bir sorunla belki yüzleşmeniz gerekiyor. Ama unutmayın bu dolunayın içinde şifa da var. Yaralarla beraber şifalar da var. Sorunları keşfetmek, dolunayın enerjisiyle onları görmek, fark etmek aslında onları çözmek için, onları şifalamak için de bize önemli farkındalıklar verebilir, dönüşümler verebilir. Evet, aşk hayatınız, duygusal konular, çocuklarla ilgili konular ve önemli grup ilişkileri ve özellikle arkadaş ilişkileriniz dolunayla beraber daha fazla gündeminizde olabilir sevgili yaylar. Sağlıklı ve mutlu bir hafta dilerim. Hoşçakalın.